Ülkemiz hızla gelişiyor, her köşesi güzelleşiyor. İstanbul'umuzun birçok ilçesi bu değişimin somut örnekleriyle dolu. Fakat şehrimizin en güzel ilçelerinden olan Büyükçekmece adeta yerinde saydı. Modern belediyecilik hizmetlerinden mahrum kaldı. Ama artık bu geri kalmışlık Büyükçekmece'nin kaderi olmayacak. Belediyecilikte kendini ispatlamış kadrolarla şimdi değişim sırası Büyükçekmece'de. Büyükçekmece'nin çehresini değiştirecek projeler geliyor. Birçok mahallemizde köy ve kasaba vizyonuyla ve birbirinden kopuk bir şekilde hazırlanmış imar planları hala yürürlükte. İlçeyi bir bütün olarak ele alan imar planlarını hazırlayarak Büyükçekmece'yi planlı ve modern bir şehir yapmanın ilk adımını atacağız. Mahallelerimizi altyapı sorunlarından kurtaracak asfalt, kaldırım, atık su ve yağmur suyu hatlarımızı bitirerek üst yapı hizmetlerimize yöneleceğiz. Büyükçekmece Gölü, hobi bahçeleri, peyzaj düzenlemeleri, yürüyüş ve bisiklet yollarıyla Büyükçekmecelilere huzur ve sağlık dağıtan bir doğa parçası haline gelecek. Kilometrelerce uzanan Marmara sahilimizi, yürüyüş yolları, yeşil alan ve parkların yanı sıra renkli kültür etkinlikleriyle hep beraber buluştuğumuz keyif dolu yaşam alanlarına dönüştüreceğiz. İlçemize kazandıracağımız millet bahçeleriyle yeşilin ve doğanın keyfini ailece çıkaracağız. Albatros Tematik Parkı projemizde Cumhuriyetimizin kuruluş serüvenini anlatan Cumhuriyet Yolu isimli açık hava sergisi yer alacak. Bababurnu Tematik Parkı projemizde yer alacak Göç Yolu adlı açık hava sergisinde ise Rumeli göçleri ve mübadele gerçeğini yeni nesillere aktaracağız. Büyükçekmecelilerin beklentisi artık gerçek olacak. Metrobüs ve metroyu Büyükçekmece merkezine uzatacağız. 2019 yazından itibaren Büyükçekmece'ye metrobüs çalışmaları başlayacak. Metro için alternatifli planlarımız da hazır. İmar planlarıyla oluşturacağımız yeni cazibe merkezlerini prestij caddeler, mahalle meydanları ve sanat köprüleriyle donatacağız. Nüfus yoğunluğu fazla olan mahallelerimizde yapacağımız yeraltı otoparklarıyla hem otopark sorununu çözeceğiz hem de trafik yoğunluğunu azaltacağız. Bir başka projemiz ise akıllı yeraltı çöp toplama sistemimiz olacak. Çöpler yer altında toplanacak. Kumanda merkezimizden online kontrol edilen sistemle cadde ve sokaklarımız hep temiz kalacak. Vatandaşlarımız bir başka konfor ve rahatlığa da pazar keyfini huzur ve güvenle yaşayacakları kapalı pazar yerlerimizde kavuşacaklar. Mahallelerimizde çocuklarımıza ücretsiz eğitim desteği sunarak onları geleceğe hazırlayan bilgi evleri açacağız. İnovasyon ve Teknoloji Merkezi projemizle yeni bir fikri, projesi olan girişimcilere destek olacağız. Genç yaşlı, herkesi daha sağlıklı bir yaşama davet eden spor parklarımız sırayla hizmete girecek. Marmara sahiline yapacağımız su sporları kompleksi, gençlerimizi su sporlarına teşvik etmek ve ülkemize bu dalda sporcular kazandırmanın yanı sıra
ulusal ve uluslararası su sporları turnuvalarına da ev sahipliği yapacak. Her düzeyde sanatsal performansın sergilenebileceği büyüklük ve donanıma sahip yeni bir kültür sanat merkezini ilçemize kazandıracağız. Mimar Sinan Köprüsü'nü çevresinde yapacağımız peyzaj düzenlemesi ve Zigetvar Seferi'ni anlatan Zafer Yolu adlı açık hava sergisiyle İstanbul'un önemli turistik mekanlarından biri haline getireceğiz. Yaşlılarımıza kıymetli vakitler geçirecekleri yaşlı yaşam merkezleri hizmete açacağız. Büyükçekmeceli hanımlara vakitlerini değerlendirebilecekleri sanat, spor, sağlık ve kişisel gelişim programları sunacak kadın aktivite merkezleri tahsis edeceğiz. Büyükçekmece'nin gençleri için eğitsel ve sosyal faaliyetler düzenleyeceğimiz kültür, sanat ve yaşam merkezleri kuracağız. Semt konakları, millet kıraathaneleri, kır düğünü alanları, cami, çay evleri ve taziye evleriyle hayatın her alanında büyükçekmecelilerin yanı başında olacağız. 23 Nisan Balkan Ülkeleri Çocuk Festivali, Uluslararası Su Sporları Festivali, açık hava konserleri, yetişkin ve çocuk tiyatrolarıyla Büyükçekmece'ye yıl boyunca bir şenlik havası yaşatacağız. İlçemizin sahip olduğu geniş tarım alanlarını, süs bitkisi üreticiliği, organik tarım ve ekolojik turizm projelerimizle daha değerli hale getireceğiz. Kuracağımız organik ürünler pazarında hem organik tarım ürünleri hem de ev hanımlarımızın evlerinde ürettikleri gıdalar tüketiciyle buluşacak. Çiçek gibi Büyükçekmece projemizle yerel üreticilerimize ürettirdiğimiz çiçek ve süs bitkilerini satın alıp ilçemizdeki sitelere dağıtacağız. Böylece geçimini topraktan sağlayan hemşerilerimize yeni bir gelir imkanı sağlarken Büyükçekmece'yi de adeta büyük bir çiçek bahçesine dönüştüreceğiz. Büyükçekmece'yi hak ettiği mutlu yaşama kavuşturmak için yola çıktık. Yeni bir Büyükçekmece'yi birlikte kuracağız. Haydi 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 Büyükçekmece, yeniliğe adım at Büyükçekmece.